Evet arkadaşlar, gene 2 yaş budamamıza devam ediyoruz. Bu benim önceki videolarıma bakarsanız bir tane video paylaşmıştım size. Bir sene içinde 2 tane deney diye, yüksek tepe vurumunun sonuçları diye. O deney yaptığımız fidanın gene başındayız. Önceki videolarda izlediğiniz fidan, bu fidan. Neydi bunda? Yüksek tepe vurumu yapmıştık ve tek dalı bırakmadığımız zaman sonucumuz buydu. Gene işte masterımızda bakıyoruz. Bakın nereden kesmişiz? Yaklaşık 1 metre, 1.10, 1.20. 1.20'den kesmişiz. Hiç tek dalı bırakmadığımız zaman yaklaşık 10 tane yan dal verdi. Fidan hiç büyümedi görüyorsunuz. Şimdi bu fidanı nasıl adam edeceğiz? Onun bir uygulamasını yapacağım. Bu fidan büyümedi arkadaşlar. Şimdi bunu yüksekten budamayacağız. Yani şimdi bir kere öncelikle şu yan dalların, ince yan dalların hepsini kesip şuradan bir tepe vurumu yaparsak bu yanlış olur. Baktığınız zaman aslında gövde fena değil. Gövdemiz kalın. Fakat tek dala bırakmadığımız için hep bir sürü 10 tane, yaklaşık 10 tane yan dal verdiği için hepsi ince ince. Şimdi ben bunu şunu lidere bıraksam, şuradan bakın bir şurada bir tane göz var. Şunların hepsini kessem, bunu lidere bıraksam bu muhtemelen gene çok fazla gelişmeyecek. Çünkü şu dal ince ve çok yukarıda. Daha bu fidanın birinci senesi. Bunu geçen sene ektik. Bu sene ikinci yaşına girecek. Dolayısıyla ben bunu bu şekilde yapmayacağım. Gene yaklaşık şöyle 1 metrelerden gövde çapı, ikinci yaşına girdiği için fidanım, yani şurası 1 metre, yaklaşık 1 metrelerden ben bu fidanı vuruyorum arkadaşlar. Köreltik. Eğer ilk senesi olsaydı bunu şuralardan vuracaktım. Fakat gövdem kalın benim. İkinci senesi tahminim kaldırır bu. O yüzden bunu ikinci yaşına büyüteceğim. Gene o deney yaptığımız, bakın bu, bu da derin budama yapmışız. Şurada arkadaşlar. Bu 2 metre olmuş. Ama bu fidan da yeterli değil. Yani ben minimum 2.10'dan ikinci yaşına girerken minimum 2.10'dan aşağıya vurmamaya çalışıyorum. 2.10-2.20 civarı. Bu şu an yaklaşık 2 metre. Yani ben bunu şuradan vursam, yani 1.80'den vursam, ama buralar zayıf. Bakın. Fazla gelişmemiş yani. Ben bunu önümüzdeki yıla daha böyle kuvvetli büyüsün diye, gövde çapı da kalın olsun diye gene şöyle yaklaşık gövdemde kalın olduğu için zor kesiyor biraz. Yaklaşık 50-60 santimden vurdum. Bir yukarıdakini de aynı boydan vurmuştuk. Bakın deney yaptığımız fidanlardayız. Bu da gene bakın 140 santimden vurmuşuz bunu. Hiç tek dala bırakmadık. Bakın altlarda 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yan dal var. Yüksek tepe vurumu yaptık ve yan dalları hiç ellemediğimiz zaman fidanın sonucu bu. Biz şimdi ne yapıyoruz bunu? Öncelikle şu altlardakini temizliyorum ben. Şu altlardakini temizliyorum. Şunları temizlememe gerek yok. Neden temizlemeyeceğim? Yaklaşık şöyle göstereyim. 1 metrenin altından, 1 metrenin altından şu gözün olduğu yerden kesiyorum arkadaşlar. Buralara aşı macununu süreceğiz. Bir alttan gene deney yaptığımız video. Bakın bunu da şöyle çevireyim. Gene 1.50'den vurmuşuz. Hiç ellemedik fidana. Ellemediğimiz zaman sonucumuz bu. Ufak ufak yan dallar vermiş. Ama hiçbir işe yaramıyor bu ağaç. Ben buna müdahale etmeyeyim. Önümüzdeki yılda büyümez bu ağaç. Çünkü şunlara baktığınız zaman hep küçük küçük. Yani bundan ne kadar yan dal çıkacak ki şimdi? Bu gelişmemiş ki bunun üzerinden vereceği yan dallar gelişsin. Dolayısıyla ben öncelikle şu, yine şöyle masterıma bakıyorum. Şurası 1 metreye geliyor. 1 metrenin biraz daha altından şöyle şuradan vuruyoruz arkadaşlar.
Şunları da kesiyoruz. Hatta şurada bir gözüm var. Boyunlu göz. Oradan büyüteyim ben bunu. Aslında gövdem çok kalın. Evet arkadaşlar. Yaptığımız deney fidanlarımızın gelişmediğini uygulamalı olarak gördük. Şimdi bu fidanları gene bir deney olarak kabul edelim. Bu sezonun sonunda bakalım, yani 2020 Ekim-Kasım gibi bu fidanlara bakalım. Muhtemelen bu fidanları biz bu yıl en az 2,5 metre büyüyeceğini ben bekliyorum. Tek tıla bırakacağım. Şunu büyüteceğim arkadaşlar. Atlardan çıkarsa hepsini sıyıracağım. Bunu büyüteceğiz. Nasip olursa, yaşarsak 2020 Ekim ayında, Eylül, Ekim, Kasım gibi bakarız. Bunu tekrar şey yaparız. Bu da ikinci deneyimiz olsun. Bakalım bunu bu sene sonuna ne kadar büyüteceğiz. Hep beraber görmüş oluruz.